Kaç yaşındasın? Ben 90'lıyım. 33 yaşındayım. Ne güzel. 90. Evet. Seni sormasam mı Özgür? Lütfen söyleme, kötü hissediyorum kendimi. Yok ya. Hepimiz genciz burada. Hepimiz genciz. 97 mi? 97. Evet. Evet. 97. Program bu kadar artık. Bitti. Görüşürüz. Bu kadar yani. 97. Evet. Nasıl 27'ye doğru Özgür? Gidiyorum. Hayat çok heyecanlı, çok güzel. Yani aslında tabii ki en hızlı zamanlar diyebiliriz. O yüzden tabii stresli ki ve kaygılı anlar da oluyor tabii ki ama çok yani çok belirsiz ve çok şekillenebilen bir yoldayım şu an. Hani yani hiç standart bir yol değil. Evet. O yüzden her gün yeni bir sürprizle uyanıyorum diyebilirim yani. Heyecanlı zamanlar. Mutlu musun? Heyecanlı yaşlarım. Çok mutluyum. Umutlu musun? Çok umutluyum. Yaşasın. Neden Daniel Foster? Neden Daniel Foster? Babam İngiliz, evet. Annem Türk. Yani ben de çift vatandaşım aslında. Peki bu yaşa kadar çoğunlukla nerede bulundun? Hep Türkiye'de yaşadım. Hep Türkiye'de, evet. Yaşadın. Yani Marmaris'te doğdum. Marmaris'te büyüdüm nitekim. Babam da 5 sene öncesine kadar o da Türkiye'de yaşıyordu. Senenin belli zamanları yurt dışına seyahat için gidiyordu. Ama kardeşim de, bir de kız kardeşim var. Aa. Kardeşim de mezun olunca babam artık Türkiye'deki görevini, misyonunu tamamlamış oldu. Yurt dışına döndü. Ha, o gitti. Babam yurt dışında yaşamaya devam ediyor. Ama ben Türkiye'de doğdum ve burada büyüdüm. Yani, annenle misin hala? Annemleyim ama artık üniversiteye başladığımdan beri, yani artık demeyeyim, birkaç senedir yalnız yaşıyorum. Annen Marmaris'te mi? Annem Marmaris'te. Marmaris'te büyümekle ilgili çok güzel saptamaların var aslında. Bundan biraz bahseder misin? Çünkü bir yandan da böyle bir tersine göç de başladı ya artık. İstanbul'da, evet, bir nefes alamıyoruz. Bana da kalsa yarın gideceğim, gidemiyorum yani, öyle bir durum hemen. Hepimizin düşüncesi aynı, inanın. Evet, yani gene biraz İstanbul dışında yaşıyor sayılırım, o yüzden nefes alabiliyorum ama... Birçok dostum İstanbul dışına, sahil kasabalarına yerleşmeye başladı. Bunu şans olarak aslında hayatını orada başlamış ve bu yaşa gelmiş bir çocuk olarak. Çünkü herkes şey oluyor, çocuğum geri kalır mı? Düzenden, sistemden ayrı büyütmek iyi bir fikir mi? İşte buradaki okullarla Marmaris'teki, Bodrum'daki ya da herhangi bir deniz kenarı sahil kasabalarındaki okullar denk değil. Acaba istikbalimle mi oynuyorum gibi tedirginlikler oluyor. Sende ne oldu mesela? Çünkü çok güzel şeyler söylemişsin, o yüzden soruyorum. Ya sahil kasabasında, yani küçük bir şehirde, küçük bir kasabada büyümenin birçok da artısı varmış. Ben mesela anne olarak sahil kasabasında büyütmeyi tercih ederim. Küçük, mahalle, herkes birbirini tanıyor. Daha emniyetli geliyor bana mesela. Kesinlikle daha emniyetli olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha çocukluğunu yaşayabiliyorsun sanırım. Ya evet, o aslında ona diyecek. Şehir, yani sokakta büyümeme... Sokak çocuğu oluyorsun. Evet, yani yani onu da böyle sokak çocuğu adı altında kalıplaştırmak istemiyorum. Ben sokak çocuğuyum. İki dizim de yara bere içinde. Evet, yani düşünüyorum şimdi, her gün sokakta, evet, akşamlara kadar. Sokakta değilsen, yaz mevsimi ise her gün denizdesin. Aslında ve doya yani, yani oynuyorsun aslında. Bütün çocukluğum boyunca oynadım diyebilirim. Oh be, canına değsin. Vallahi gerçekten değilsin. Bir insan daha ne ister ya? Hala bunu hayal edebiliyorum. Peki en son Ömer dizisindeydin. Evet. Devam ediyor musun Ömer dizisi? Ömer dizisinde devam etmiyorum. Etmiyorsun. Bu sezonun başında katıldım Ömer dizisine. Bir buçuk ay kadar çalıştım. Sonrasında ayrıldım, devam etmedim. Peki üniversitede ne okudun? Üniversite okudum. Marmara'da spor yönetimi okudum. Vücudundan belli aslında sporcu olduğun oldukça. Teşekkür ederim. Çocukken yelken yaptım çok uzun bir süre. Tabii. Ve açıkçası üniversite hazırlık sürecine kadar da milli bir yelkenci olarak yarışıp kulübümü ve ülkemi temsil ediyordum. O yüzden de üniversite hazırlık sürecinde ben açıkçası daha çok işin fiziksel tarafında, kamplarda, yarışlarda, denizde antrenman yapıyordum. O yüzden de aslında ilgili olduğum, sevdiğim, merak ettiğim bir alanı okumak istedim. Ama tabii ki bu kararı verirken aslında kariyer planımı da yapmıştım. Oyuncu olmak için mi gelmiştin İstanbul'a? İstanbul'u seçme sebebim aslında oyunculuktu. Yani hatta sorunun başında, yani herkes sahil kasabalarına yöneliyor, Bodrum, İzmir dediniz. Sanırım İstanbul'da olma sebebim oyuncu olmak istemem. İstanbul'u çok seviyorum bu arada. Seviyor musun? Ya sizle az önce konuşurken onu düşündüm. Yani
kötülemek istersek kötüleyecek çok şey buluruz şu an düşünüp. Ama sonuçta ben de hayatımı şu anda burada kuruyorum. Evet. Ve geleceğimi burada yani burada kuruyorum. O yüzden de minnettarım yani hani affedersiniz kötülemek istemiyorum. Yo yo çok güzel. Ama çok yoğun ve kaotik bir şehir onu da söylemeden edemeyeceğim. Yoruyor.